Merhabalar, hoş geldiniz değerli örgücüler. Hiran Örgüler kanalındasınız. Hiran Örgüleri sizlere 2 gün arayla böyle güzel güzel modeller sunmaya devam ediyor. Yine harika bir model parçamız var. Bu modelimiz özel, istenen bir model. Instagram'dan istedi arkadaşımız. Ben de bunun anlatımını yapacağım şimdi size. Modelim erkek süveterlerinde, erkek hırkalarında, erkek bluzlarında, bayan yeleklerinde harika, çok da kolay bir model. Modelimizin arkadan görüntüsü de bu şekilde. Modelimizde başlarken lastik üzerine başlıyoruz. Herhangi bir toplama, açılma yok. Modelimizin ilmek sayısı 5 kenar ilmekten sonra 7 artı 6 diye hesaplayacağız. 7 düz örüp 6 ters örerek ön yüzden modelimizi kuracağız. Hemen şimdi elimde şöyle çağla yeşili bir ipim var. Bir miktar lastik ördükten sonra ön yüzden modelimizi kuracağız. Şimdi gelin modelimizin kurulumuna geçelim sevgili hanımlar. Dilediğiniz kadar lastik yapabilirsiniz. Ben bir miktar lastik yaptım. Şimdi ön yüzden kenar ilmeğimi aldım. 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz örüyorum. 4 ters ilmek ördüm, kenar ilmek hariç. 2, 4, 6, 7 tane düz ördüm. Tekrar 6 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz örüyorum. İpi kendime doğru alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters örüyorum. İp arkaya atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters örüyorum. 1 tane kenar ilmek. Şimdi arka yüzden ise bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Çok basit bir model. Çok da gösterişli. Genellikle de böyle erkek süveterlerine yakışabilecek bir model. Yakadan başlamalı örgülerde de çok rahatlıkla örebileceğiniz bir model. Yani yerleştirmesi çok kolay. Her modelin yerleşmesi farklıdır. Bütün ilmeklerim arka yüzden ters olarak örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm. Son ilmeğimi örmeden almıştım. Tekrar ilmeğimi örerek başladım. Modelimin 2. sırası ön yüzdeyim. 1, 2, 3 tane ters ilmek örüyorum. 3 ters ilmekten sonra bakın burada benim 7 tane düzüm var. 2, 4, 6, 7. Bir düzle bir tersi sağa doğru birlikte örüyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 1, 2 tane düz ördüm. Burada benim 6 tane ters ilmeğim var. 2, 4, 6 düz ilmeği ters ilmekle birlikte örüyorum. Bir modelimiz bu kısım. 2, 4, 6, 8, 9 tane oldu. Çünkü ortada artırma yapıyoruz. Burayı saymanıza gerek yok sevgili hanımlar. İpi kendime doğru aldım. 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. Yine 7 tane olan düz ilmeğime geldim. Düz ilmeğimle ters ilmeğimi sağa doğru birlikte örüyorum. Devamında 2 tane düz ilmek örüyorum. Bir dolama yap, bir düz ilmek ör, bir dolama yap, 2 düz ilmek ör, 3. ilmeği 6 tane ters olan ilmeğimle birlikte örüyorum. İpi kendime doğru alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Pardon. 2, 4. 4 tane tersimi örüyorum. Yine 7 tane olan düzüme geldim. Tersle düzü birlikte örüyorum. 1, 2 tane düz ördüm. Dolamamı yapıyorum. 1, tekrar dolamamı yapıyorum. 1, 2 düz. Kenarda olan 4 tane ters ilmeğimle bir düz ilmeğimi birlikte örüyorum. 1, 2, 3 tane tersimi örüyorum. Kenar ilmek. Arka yüzden hepsini ters örüp geliyorum. Bütün ilmeklerimi arka yüzden ördüm. Ön yüze geldim. Yine arka yüzde boşaldığım kenar ilmeğimi örmeye başlıyorum. 1, 2 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Görmüş olduğum düzle tersi sağa doğru birlikte örüyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. Dolamamı yaptım. 1, 2, 3. Tek olan ilmekte bu sefer 3 ilmek oldu. Dolamamı yapıyorum. 1, 2. Bizim burada 4 tane ters ilmeğimiz kalmıştı. Hemen düzün yönünü çeviriyorum. Ters ilmekle birlikte örüyorum. Bu kez 1, 2 tane ters ilmeğim kaldı. Tekrar diğer düzle tersi birlikte örüyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. 1 dolama. 1, 2, 3. 1 dolama. 1, 2 düz. Tekrar 4 tane tersim var burada. Düzle tersi birlikte örüyorum. 1, 2 tane tersimi örüyorum. Modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor sevgili hanımlar. Devam ediyorum. Bir tersle bir düzü sağa doğru kesiyorum. 2 ters ilmekten sonra 1, 2 düz. 1 dola. 1, 2, 3 düz. 1 dola. 2 düz. Son düz ilmeğimle ters ilmeğimi birlikte örüp 2 tane ters örüp kenar ilmeğimi de örerek bitiriyorum. Şimdi arka yüzden örüp ön yüzden modelimize devam ediyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ördüm. Modelimin ön yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Bu kez bir tane ters ilmek örüyorum. Buradaki düzle tersi birlikte örüyorum. Ters ilmeğim teke düştü. 1, 2 tane düz örüyorum. 1 dolama yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördük bu kez. Dolamamı yapıyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. Bizim arada 2 tane ters ilmeğimiz kalmıştı. Hemen düzle tersi birlikte örüyorum. Diğer ters ilmeğimle düz ilmeğimi de birlikte örüyorum. İkisi de düz oldu. 1, 2. Dolamamı yapıyorum. Yine düzlerimi örüyorum. 5 tane. Dolamamı yapıyorum. 1, 2 düz örüyorum. 2 tane ters ilmeğim kalmıştı. İkisini de bu şekilde ördüm. Diğer ikisini de sağa doğru ördüm. Birinciyi sola, ikinciyi sağa doğru keserek aradaki terslerimizi bitirdik. 1, 2, 3 diş ters ilmeğimiz oldu. 1, 2 düz, 1 dola, 1, 2, 3, 4, 5. 1 dola, 1, 2. Son ilmeğimi de kestim. Bir tane ters ilmeğim kalmıştı. Onu da ördüm. Arka yüzden tamamını ters örerek geliyorum sevgili hanımlar. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters ördüm ve birinci modelimizi bitirdik. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle bir bakıyorum. Kaç tane ajurum olmuş burada? 1, 2, 3. Şimdi ikinci modele geçiyoruz sevgili hanımlar. Dedim ya, çok basit, yani basitinde basiti bir model. Kenar ilmeğini örüyorum. Bir, iki, üç, dört. İlk başta da böyle yapmamış mıydık? Fakat ilk başta keserek başlamıştık. Şimdi ikinci modeli aynen bu şekilde kuruyoruz. Bir, iki, üç tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Pardon. Bu sırada ilmeklerimizin herhangi bir işlem yok. Evet, şimdi kenar ilmek 4 ters 2 4 6 7 düz. İlk başta da biz böyle yapmıştık. 1 2 3 4 5 6 ters. 1 2 3 4 5 6 7 düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ters, yedi düz. İlk modelimizin başta nasıl kurmuştuk? Yine aynı şekilde. Yedi düz, bir, iki, üç, dört ters, kenar ilmek. Şimdi arka yüzden tamamını ters olarak örüyorum. İkinci modelin kurulumunda birlikte yapalım. Örgümün arka yüzden görüntüsü. Tekrar ikinci modelin birinci sırasındayız sevgili hanımlar. 1 2 3 3 tane ters örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Bir dolama yaptım. Bir düz ördüm. Bir dolama yaptım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Yine 6 tane ters olan ilmeğimle bir düzümü birlikte ördüm. 1, 2, 3 ve 4. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. 2 düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz. Bir dolama yapıyorum. Bir, iki düz. İkinci modelin kurulumu. Bir düzle yönünü çevirdim. Bir tersi birlikte ördüm. Sola doğru. 1, 2, 3 ve 4 tane ters örüyorum. Bir tersle düzü sağa doğru kesiyorum. 2 tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir düz. Bir dolama yapıyorum. 2 düz. Bir düzle tersi birlikte örüyorum. Kenarda 3 tane ters ilmek ördüm ve ikinci modelin ikinci sırasında kurulumunu yaptık. Bu şekilde işte bir miktar örelim. Modelimiz böylece devam ediyor sevgili hanımlar. Şimdi modelimi bir miktar yapmıştım. Şöyle kiremit renginde yapmıştım. Tabii kırmızı görünüyor burada. Çok şık, çok cici bir model. Hem basit hem gösterişli. Şöyle geometrik şekillerde harika bir model. Modelin ikincisinde kurulumunu yaptık. Böylece devam edip gidiyor. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın, takipte kalın. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle. Şimdi Hiran örgüleri sizlere böyle değişik modellerle 2 gün arayla devam edeceğiz. Kışa doğru inşallah her gün güzel güzel 2 şiş örgü modeli yapmaya devam edeceğim. Ayrıyeten yelek ön kesimi, ense kesimi, kol altı kesimleri de paylaşacağım sizinle. Varsa eğer yapabileceğiniz modeller, yapmak istediğinizde yapamadığınız, Instagram sayfam semahat04, oradan bana ulaşabilirsiniz. Facebook Semahat Hazar, Pinterest Semahat'ın patikleri. Oralardan da bana ulaşabilirsiniz değerli örgücüler. Evet, ikinci modelimizin de kurulumunu yaptık. Daha fazla örmeme gerek yok arkadaşlar. Model bu şekilde devam ediyor. Bana bu modeli isteyen arkadaşlar Allah razı olsun demeniz benim için en büyük mükafat. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kesinlikle herhangi bir şüpheniz olmasın. Şöyle göstereyim. Her renge de ayrı yakışan şık bir model. Hiran örgülerinde kalın, takipte kalın, hoşça kalın. Başka bir çalışmada tekrar birlikte olmak ümidiyle.